Herkese merhabalar. İnkılap tarihi yolculuğumuza tam gaz devam ediyoruz. LGS 2022'de hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. İnkılap tarihinde 10'da 10 yapmak istiyoruz. Hazır mıyız Songuç evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Bugünkü konudan mutlaka soru gelecek. Mütekabiliyet kelimesi mesela geçen seneki sınavda soruldu. Yabancı okullar sorunu, Musul sorunu, nüfus mübadelesi, dış borçlar. Bütün bunları şimdi birazdan detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım. Ama LGS son tekrar setlerimizi mutlaka almış olalım. Çünkü son tekrar kampımız geliyor. Bu videomuzun sonrası ben yine sizlere ödevler vereceğim ve son tekrar kampımıza da son kez tüm dersleri, yani Türkçe, matematik, fen, inkılap tarihi, İngilizce, din, hepsini mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Hatta son tekrar setimizi şöyle açmak istiyorum, göstermek istiyorum. Hadi beni aç demiş zaten kutuda. Şöyle çıkarıyorum bak. Mesela bugün inkılap tarihi yapacağımız için inkılap tarihinin son tekrarını göstereyim. Bak bu matematik, bu fen, bu din, bu İngilizce, bu inkılap. Bak şimdi açıyorum. Direkt son tekrar. Yani konuyu ilk başta özetliyor. Ardından hemen sınav sorusu. Yani sınavda soruları yakalayabilecek bir kitap yapmaya çalıştık. Amacımız sizlere ben bu soruyu çözmüştüm. Son tekrarda bunu görmüştüm. Aynısı da 2022 LGS'de çıktı demenizi sağlamak. Son tekrar setimizi mutlaka alın ve son tekrar kampına katılmıyorum. Ama şimdi hemen dersimize başlayalım. Arkamıza yaslanalım. Hadi bakalım Tonguç'um, videomuza başlayalım. Şimdi birincisi, milli dış politika ilkeleri deyince Tonguç herhalde diyor. Aklına ne geliyor? Milli takımımızı yurt dışındaki maçlarında desteklemek ve ülkemizi sürekli temsil etmektir. Harika. Futbol açısından düşündüğümüzde evet, kimimiz Fenerbahçeli, kimimiz Galatasaraylı, kimimiz Beşiktaşlı, kimimiz Trabzonsporlu, farklı farklı takımları tutuyor olabiliriz. Ama ülkemizin maçı olduğu zaman, milli bir maç olduğu zaman ne yapıyoruz? Hep beraber birleşiyoruz. Esasında milli dış politika ilkeleri de buna benzer bir şey. Birincisi, tam bağımsızlık. Yani bu ülkede yaşayan herkes ülkenin bağımsızlığı için mücadele ediyor. Bu ne demek? Ülkenin bağımsızlığı için asla ve asla siyasi anlamda, ekonomik anlamda, hukuki anlamda hiçbir şekilde bağımsızlıktan ödün vermiyoruz. Tam bağımsızlık neden önemli? Çünkü hatırlarsan Kurtuluş Savaşı sırasında Tonguç'um kapitülasyonların kaldırılmasını istememişti yabancı devletler. Demişlerdi ki ya işte kapitülasyonlar kalsın, siz siyasi anlamda bağımsız olun, işte idari anlamda, ordu anlamda bağımsız olun demişlerdi. Ekonomik anlamda bize bağımsızlık vermemek istemişlerdi. Ama biz kapitülasyonları kaldırarak kabotaj kanunu ile tam anlamıyla, yani Türk denizlerine Türk gemilerinin işletme hakkının bize geçmesini sağlayarak tam bağımsızlığı sağlamıştık. Dolayısıyla milli dış politikada da mesela ileride birazdan göreceğimiz işte yabancı okullar sorunu, Musul sorunu, nüfus mübadelesi, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Montre Boğazlar Sözleşmesi hep tam bağımsızlığı esas alacağız. Bu en temel unsurlardan bir tanesi. İkincisi, yurtta barış, dünyada barış. Bu ne demek? Bu da şöyle bir şey Tonguç herhalde benim. Birincisi, biz ülkemizin içerisinde huzur ve sükuneti, yani sessizliği, mutluluğu sağlamak için ülkemizin içerisinde çıkabilecek kavgalara asla izin vermeyeceğimiz gibi dışarıda da başka devletlerin çıkarlarına müdahale etmek, başka devletlere saldırmak, onlardan toprak almak gibi isteğimiz yok. Zaten bu gerçekçiliğe de aykırı. Çünkü günümüzde artık savaşlar böyle silahlarla, bombalarla kazanılmıyor. Artık teknolojiyle kazanılıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal de hem Birinci Dünya Savaşı sırasında hem Kurtuluş Savaşı sırasında hep gerçekçi politikalar gidiyor. Yani biz eskiden Suriye bizimdi, Afrika bizimdi, Kuzey Afrika bizimdi, Fas, Tunus, Cezayir bizimdi, o yüzden oraları geri almalıyız demedi. Dedi ki Mondros Ateşkesi imzalandığı sıradaki topraklar bizimdir dedi ve onunla alakalı Kuvayi Milliye, Türk halkı ve Mustafa Kemal mücadele etmişti. Bundan sonrası da Tonguç'um hep gerçekçi ve akılcı politikalar uyguluyoruz. İkincisi de, daha doğrusu diğer bir akıl ilkesi ise milli çıkarları esas alma. Yani ülkemizin çıkarları her zaman için ön planda olacak. Neden? Çünkü biz ya işte büyük devletlerin çıkarlarını yaparsak belki ileride, hayır hayır. Her zaman için tam bağımsızlığı da destekleyen budur. Sen ülkeni ekonomik anlamda, siyasi anlamda ve hukuki anlamda tam bağımsız bir şekilde korumak için ülkenin çıkarlarını esas almalısın diyoruz. Diğer bir şey ise mütekabiliyet. Burada Arapça bir kelime kullandık. Niye? Çünkü belki böyle zor bir soru gelebilirse diye. Mütekabiliyet de karşılıklılık esas alınıyor. Yani şudur. Sen eğer benim diyelim ki burada bir devlet var, mavi bir devlet var, bu da kırmızı bir devlet. Kırmızı devlet ve mavi devlet kesinlikle ve kesinlikle birbirlerinin haklarına karşılıklı olarak saygı duymalılar. Eğer senden bir sana bir zarar geldiyse biz de bunu karşılayabiliriz. Benden bir şey kaybediyorsan, ben bir zararım varsa sen de bunu karşılamalısın şeklinde karşılıklı bir şekilde devletlerin anlaşması. Her şey karşılıklıdır bu hayatta. Gibi bir şey esasında, haklısın Tonguç'um. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Tabii ki biz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden oluşmuyoruz. Bizim etrafımızda Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, buna benzer Avrupa'da yaşayan Türkler, bütün bunların düşüncelerini kamuoyuna dikkate
dikkate alarak hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi birincisi Tonguç evladım, Türk dış politikasında bir 1923-1932 arasındaki olaylar var. Bir de 1932 ve Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonraki 39 arasındaki olaylar var. Şimdi burada birincisi yabancı okullar sonuyla başlıyoruz. Yabancı okullar biliyorsun Tonguç, Osmanlı'nın son döneminde Ruslar, İranlılar, İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar, İtalyanlar, Almanlar, Avusturyalılar, farklı farklı milletler bir sürü azınlık okulları açmıştı. Dolayısıyla burada azınlık cemiyetlerinin hatta kuruluşuna bunlar destek de vermişlerdi. Mustafa Kemal dedi ki ülkemizin bağımsızlığına zarar verebilecek, ülkemizin işte bütünlüğüne zarar verecek şeyler yapmanıza izin vermeyiz dedi. Ve hatta bununla alakalı dedi ki hepsi diyelim ki İşte Fransız okulları, İngiliz okulları, Amerikan okulları hepsi Milletin Bakanlığı'na bağlanmalı deyince Fransa bunu bir sorun yaptı. Fransa dedi ki ya dedi bunu bir daha konuşsak mı acaba? Biz size katılmak istemiyoruz. Milletin Bakanlığı... Aynen tam senin konuşun gibi söylemeye başladılar. Mustafa Kemal dedi ki bu bizim bir iç sorunumuzdur. Yani bizim içimizdeki okullarla alakalı. Fransa seninle konuşamayız. Hadi oradan dedi. Sen git kendi ülkendeki okulları konuş. Ben de kendi ülkemdeki okulları konuşurum. Dolayısıyla işte Saint-Benoît, Saint-Pierre, Saint-Michel, işte Dame de Sion, Saint-Joseph bütün bu okullar Milletin Bakanlığı'na bağlı bir şekilde ve tamamen bizim bağımsızlık kurallarımıza uygun bir şekilde. Türkçe derslerine Türk hocalar geliyor. Tarih, coğrafya dersleri aynı şekilde. Ve milletin politikasına uygun bir şekilde hareket ettiler. Tekrar söylüyorum. İç sorun olacağı için asla konuşulmadı. Bu çıkmış sınavlarda bir kez daha sorulabilir Tonguç Ali Almen'in. Musul sorunu ise esasında tahmin ettiğimizden daha olumsuz sonuçlandı. Çünkü İngiltere'yle biz Musul'da sorun yaşamıştık. İngilizler gene yapacaklarını yaptılar ve Doğu'da, Diyarbakır'da Şeyh Said isyanını desteklediler. Şeyh Said isyanını çıkarttılar ve Şeyh Said isyanı çıktığı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti o dönemde sıkışık durumdaydı, zor durumdaydı. Hem isyanı bastırmakla uğraşmak için takrir-i sükun kanunu çıkardı. Hem de o sırada Musul'a karşı güçsüz durumda kaldı. Ve Musul normalde misak-ı milli sınırlarımızın içerisinde olmasına rağmen 1926 Ankara Anlaşması'yla ki Milletler Cemiyeti'nin de başında İngiltere vardı. Ankara Anlaşması'yla Musul'u kaybettik. Musul'u hatta dediler ki tamam Musul bizim, daha doğrusu İngiltere'nin kontrolündeki İran ama petrollerinden işte 25 yıl boyunca faydalanabileceksiniz dediler. Fakat sonra da onun da parasını, bize borcunuz var diye oradan da onun parasını alırız falan. Böyle bir şekilde tamamen elde var sıfır çıkmak zorunda kaldık. Demek ki içeride çıkardıkları Şeyh Said isyanının bir sebebi varmış. Yani niye? Biz içeride güçsüz durumda olduğumuz zaman, yani içeride barış olmayınca ne olacak? Dışarıda devletlere karşı güçsüz kalıyoruz. Nüfus mübadelesi ise nüfus değişimi demek Tonguç'um. Bu da Yunanistan ile aramızda son olmuştu. Biliyorsun Yunanistan'da bir sürü Türk var. Hala da var. Batı Trakya'da bir sürü Türk yaşıyor. Gümülcine'de, Selanik'te. Aynı şekilde Türkiye'de de bir sürü Rum yaşıyor. Ve Rumlardan bazıları İstanbul'dan gitmek istemediler. Aynı şekilde Yunanistan'da yaşayan bazı Türkler de geri Türkiye'ye gelmek istemediler. Ya biz yüzyıllardır burada yaşamışız dediler. Bu sefer nüfus değişimi sorunu yaşandı. 1930'daki anlaşma ile İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Rumlar ile Trakya'da oturan, daha doğrusu Batı Trakya'da oturan Türkler etabli, yani yerleşik sayıldı. Stable İngilizce'de yerleşik demek ya, ona benzer bir şey sayıldı. Yani bunlar hariç Türkiye'deki tüm Rumlar Yunanistan'a gitti Tonguç evladım benim. Yunanistan'daki tüm Türkler tabi bu bölgeler hariç onlar da Türkiye'ye geldi. Böylece nüfus değişimi olmuş oldu. Sonrası aramızda böyle bir dostluk başlayınca 1932 yılında Tonguç'um uluslararası barışa da katkı sağlamak için, uluslararası barışa katkı sağlamak için İspanya'nın, bak uluslararası barışa katkı sağlamak için İspanya'nın teklifi ve Yunanistan'ın desteğiyle Milletler Cemiyeti'ne girdik. Şimdi demek ki bak burada bir dostluk başladı ya aramızda Yunanistan'da. Hani nüfus değişimi halledildi. Oradaki Rumlar, bizdeki Türkler falan. Ardından dünyada yavaş yavaş İkinci Dünya Savaşı'nın sesleri gelmeye başladı. Sonuçta bize Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sèvres Anlaşması'nı imzalatmışlardı ama Mustafa Kemal ve Türk halkı demişti ki olmaz, biz bunu kabul etmiyoruz demiştik ve Kurtuluş Savaşı yaparaktan onlara Lozan'ı kabul ettirmiştik. Niye? Çünkü biz bağımsızlığımıza düşkündük. Şimdi bize benzer, Sèvres Anlaşması'na benzer bir anlaşmayı da Almanya imzalatmıştı İtilaf Devletleri. Yani İngiltere, Fransa, Almanya demişti ki sen Versay Anlaşması'nı kabul edeceksin. Almanya da kabul etmişti. Fakat Versay Anlaşması'nın şartları o kadar ağırdı ki Almanya yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı'na hazırlık yapıyordu. Bu esnada da bizler, daha doğrusu diğer devletler dünya barışını korumak ve 2. Dünya Savaşı tehdidine karşı önlemler almak ihtiyacı hissettiler. İşte Milletler Cemiyeti'nin kurulması, Balkan Antantı, Balkan'daki ülkelerin kendi aralarına bir araya gelmesi, Montre Boğazlar Sözleşmesi ve Sadabat Paktı tam da 2. Dünya Savaşı tehdidine karşı alınan önlemlerin başlığı. Dünya barışını korumak için. Şimdi işte uluslararası barış, demek ki bir savaş çıkma ihtimali var.
uluslararası, ülkeler arası barışa katkı için İspanya teklif etti. Yunanistan da bize destek verdi ve 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olduk. Peki diyeceksin ki hocam niye önceden üye olmadık? E biz barışa katkı... Niye önceden üye olmadık hocam? Çok güzel bir soru sordun. Çünkü 1920'lerde kurulan Milletler Cemiyeti, yani Cemiyeti Akvam denilen bu Paris Barış Konferansı sırasında kurulan Milletler Cemiyeti hep İngiltere yanlış kararlar alıyordu. Ve Milletler Cemiyeti'nin aldığı yanlış kararlar yüzünden biz 1926 Ankara Anlaşması'nda Musul'u kaybettik. O yüzden bir de Rusya'nın da desteğini kaçırmak istemiyorduk. Rusya Milletler Cemiyeti'nde değil de bizim yanımıza durun diyordu. Dolayısıyla biz Milletler Cemiyeti'ni ilk başta hep İngiltere yanlısı diye Yunanistan Rusya'nın da desteğini kaçırmamak için girmedik Tonguç Eladim'e. Fakat sonradan yavaş yavaş sular durulunca, yeni tehditler ortaya çıkınca biz de dünya barışına katkıda bulunmak için yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusunda Milletler Cemiyeti'ne üye olduk. Balkan Antantı'na baktığımızda ise şunu görüyoruz Tonguç Eladim'im. İtalya yayılmacı bir politika izliyordu. İtalya ve Almanya yavaş yavaş yayılmacı politika izleyecek. Bilhassa İtalya sürekli bir yayılmacı politikası vardı. Biz de dedik ki bizim batıda, batı sınırımızı güvence altına almak için bizim batımızda hangi devletler var? Mesela Yunanistan var. Demek ki artık Yunanistan'la hani bu mübadeleden sonra başlayan dostluk Milletler Cemiyeti ile devam etti ve Balkan Antantı ile daha da çıkıyor. Yugoslavya var. Şimdi Yugoslavya diye bir devlet kalmadı artık. İşte Slovakya, işte Çekya, ne bileyim Hırvatistan, Bosna Hersek gibi farklı devletler var. Sırbistan var ama o zamanlar Yugoslavya vardı. Ve Romanya ve Türkiye'nin de katkılarıyla batıda bir sınır oluşturuldu. Bu sınırın adı Tayyare diye de aklına tutabilirsin. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya'nın batıda İkinci Dünya Savaşı tehdidine karşı aldıkları bir önlem. Fakat tabii İkinci Dünya Savaşı başlayınca bu da dağılmış oldu. O zaman Balkan Antantı batı diyeceksin. Gelelim Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi de Boğazlar'da egemenliğimizi net bir şekilde sağlamış oldu. Biliyorsun Mudanya Ateşkesi ile Boğazlar'ın yönetimi Türk idari ameline bırakılmış. Ama 1923 yılında Lozan'da Boğazlar bizim için olumsuz sonuçlanmış olmuş. Niye? Çünkü Boğazlar başında Türkiye'nin olduğu uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. Oo. Bak şimdi başında Türkiye var diyebilirsin İyi ama. İyi hocam, gerçekten çok iyiymiş. Gibi duruyor ama esasında egemenlik haklarımızı zedeleyici bir şey. Niye? Çünkü şöyle düşün. Mesela başında senin babanın olduğu bir komisyona bırakılıyor sizin ev, ailenin yönetimi. Babanın uşağı mıyım ben canım? Aynen bak. Burada tamam başında sizden biri olması güzel bir şey ama diğer adamlar niye var ki? Burası zaten benim ülkem. Burası zaten benim boğazlarım dedik biz. Ve 2. Dünya Savaşı'nın da çıkmasını bir fırsat bilerek onlar tam böyle birbirlerine düşmüşlerken biz 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'da ticari değil ama siyasi ve askeri hakimiyeti elimize geçirdik. Yani artık Boğazlar'da askeri bir gemi ya da idari bir sorun olduğunda Türkiye Devleti tamamen sorumlu garantör devlet olmuş oldu. Ama ticari olarak hala geçiş haklarına sahipler. Sadabat Vakti'ne baktığımızda ise bu da yine İtalya Habeşistan, yani bu Somali'nin karşı taraflarında bazı bölgeleri işgal etmeye başladı. İtalya'nın yayılmacına karşı doğudaki devletlerle beraber, yani İran, Irak, Afganistan, şöyle Afganistan'ı da şöyle iki satır yazalım sığmayacak. Afganistan ve tabii ki Türkiye doğu sınırlarını güvence altına aldı. O zaman şunu çok rahat artık anladık Tomuç'un. Balkan Antantı batı sınırlarımızı güvence altına almak için, Sadabat Vakti da doğu sınırlarımızı güvence altına almak için 2. Dünya Savaşı tehdidine karşı hazırlanmış bir dostluk. Pakt, arkadaşlık, dostluk demek. Yani bir beraber birlik kurmak demek. Bir de Hatay sorunu vardı. Hatay, Misak-ı Milli sınırlarımızın içerisindeydi ve 40 asırlık Türk yurduydu. 40 asır ne der? Yani 4000 yıllık Türk yurduydu. Atatürk'ün dış politikada en çok istediği yerlerden bir tanesi Hatay'dı. Orayla özel olarak ilgilendi. Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra kendi meclisi dedi ki biz Türkiye Cumhuriyeti'ne katılacağız dedi. Ve 1939'da Mustafa Kemal Atatürk göremedi Hatay'ın Türkiye'ye katıldığını. Ama katılacağına emindi. Onun için çok mücadele etmişti. Ve 1939'da Türk dış politikasında son başarı elde edilmiş oldu Atatürk açısından. Ve Hatay Türkiye'ye katılmış oldu. Bu haftanın ödülü sorusunu yap. Yorumlara yaz. Hadi bakalım şimdiden inşallah sonlar başarılar diliyorum Tomuç'um.